Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle biliyorum bayağı bir ara verdim. Ara verdiğim için birçok arkadaşlar beni merak ediyorlar. Fakat çalışıyorum, işe başladım. O zamanlar boştaydım. Çok yoğun bir şekilde videolar atabiliyordum. Fakat bu aralar o kadar çok yoğun bir şekilde video atamıyorum ister istemez. Çünkü neden? Çalışıyorum. Eve gelince uzun zamandır iş potansiyeline alışkın olmadığım için yatıp uyumayı tercih ediyorum. Ya da dinlenmeyi tercih ediyorum. İşim yorucu değil ama hani oturduğum sandalye fırıl fırıl dönüyor. Ayaklarımla bir yerlere direnip de tutabiliyorum. Bu yüzden zorluk çekebiliyorum arkadaşlar. Bu videom kuş videosu olacak. Kuşlarla ilgili daha önceki mesela kuşlarımın, bebek kuşlarımdan bir tanesini arkadaşıma vermiştim. İşte suda banyo yaparken hali. Ondan sonra saldırgan olan anne kolumda işte oynuyor. Onun videosu var. Bayağıdır boş olduğu için bunu yüklemeye karar verdim. Beni özlediğinizi biliyorum. Bu yüzden videoyu çekmeyi gereği duydum. Biliyorum çok fazla videolarınıza gelemiyorum. Bazı arkadaşlarım isyan edebilir. Yorum yapanlara sadece gidebiliyorum. Onlara da uzun bir süre alıyor tabii ki. Sadece müsaitlik durumumda onlara da dönebiliyorum. Ama sizlere mutlaka dönüyorum arkadaşlar. Aklınız kalmasın. Artık karşılıklı video da takip de yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü karşılık veremeyince bir anlamı kalmıyor. Ha ya da takip edersin ama yorumlara işte gitmek falan bayağı bir zor oluyor. Bu arada neden yaratıldık videosunun ilk kartında şu tarafta olacak. İlk kartında olacak arkadaşlar. İlk kartına tıklar bakarsınız. Devamında bizi Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı? Tövbe haşa diye bir başlık koymuştum. Merak edip isteyen arkadaşlarımız vardı. Onu da bugün çekmeye çalışacağım. Bugün çekerim ya yarın atarım ya ondan sonraki gün atarım. Çünkü bugün bu videoyu yükleyeceğim. Elimden geldiğince sizin için çabalıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. İyi ki varsınız. Sizin varlığınız gerçekten insanı mutlu ediyor. Yani çünkü ben hep evdeyim. Sizlerle beraberim. Çalışsam da geri gelsem de işten ya oyun oynarım bağımlı bir şekilde ya da sizinle zaman geçiriyorum. Sizler de olmasanız zaman tabii ki geçmez. Sizlerin varlığı beni gerçekten mutlu ediyor. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Zili açarsanız her attığım video bildirimleri size gelir. Zil kapalı olursa sadece ana sayfanıza düşer. Aynı zamanda arkadaşlar sosyal medyalarınızda Facebook ve WhatsApp'ta paylaşırsanız durum olarak da vesaire daha çok çoğalır, daha çok büyürüz, daha çok mutlu olurum, daha çok sevinirim. Ayrıca aklımda bir şeyler daha vardı, gelmesini bekliyorum ama aklım gelmiyor. Neden acaba? Bu arada bitiremediğim ama devam ettiğim bir kitabım var. Daha önce Yıldız Hacı Doğan arkadaşımıza yaptığım soru cevap videosunda da onu söylemiştim. Ama sonuna kadar kimse izlemediği için sardırmalarından kaynaklı, yani herkes sonuna kadar izledim dese de o bölüm çok önemliydi ve bunu kimse göremedi. Büyük ihtimalle belki bunu da göremeyeceksiniz. Belki aralarda bir iki kişi izleyicilerim olacak. Belki onlar izleyecek, bilmiyorum. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Sadece 3 bölümünü yazdım. Aslında 9 bölüm yazdım, 3 bölümünü paylaştım. Hayatımla ilgili kitap yazmıştım. Onu da bir göz atarsanız beni ayrıca çok 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 mutlu edersiniz. Devamını getiremiyorum ama devamını getirmeli miyim ya da getireyim mi, boş zamanımı değerlendireyim mi bilmiyorum. Öyle beklemedeyim arkadaşlar. Evet, sanırım diyeceklerim bu kadar. Diğer videoyu da attıktan sonra izlerseniz gerçekten mutlu olurum. Paylaşırsanız gerçekten mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bitirmiştim evet ama şimdi hatırladım. Yani psikolojik çok kötü bir şey oluyor. O hani psikoloji gerçekten çok berbat bir şey. Papağanlarımın yumurtaları olmuştu fakat papağanlarımın yumurtaları bir türlü çıkmadı. Belki hani ya niye böyle yaptın deyip izleyip de böyle hakaret eden insanlar olacak ama lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ya da işte devamını sonuna kadar izleyin. Çünkü papağanlarım da arkadaşlar aynı zamanda aralarında birer hafta oynuyordu. Muhabbet kuşlarım da yumurtlamıştı. Muhabbet kuşlarım çıktı. Büyüdüler. Kaç aylık oldular. Fakat papağanlarımın yumurtaları hala çıkmadı. Çok üzgünüm ki. Bunun sebebi papağan vaktinde yatmadı, oluşmadı. İçinde yumurtası var, sarı kısmı çıkıyor. Fakat bir türlü yani oluşmamış çünkü soğuk tutuyor. Yatıyor, çıkıyor, yatıyor, kalkıyor, yatıyor, kalkıyor.
Yumurtanın sarısı var ama bir türlü oluşmuyor. 2-2,5 ay falan yattı üstünde kuş. Fakat yatmasına rağmen bir türlü hani oluşum gerçekleşmediği için yumurtalara yazık günah yani onun üstüne yatıyor. Olmayacak bir şey için de boşuna bekletmenin de bir anlamı yok günah hayvana. Bu yüzden yumurtaları altından aldım. Bir tanesini bıraktım ama sonradan tekrar bir baktım o bir tanesi soğuktu. Gene de almaya kıyamadım. Sadece bir tane bıraktım. 6 tane mi ne yumurtası vardı. Belki bugün öylesine kırıp da 2 tanesini gösterebilirim videonun içinde. Bir tanesini zaten kırıp da o faciayı korkup da ya içinde yumurta varmış falan diye bir psikolojinin içerisine girip kendimi kahrettiğim bölümler var. Oradan izler anlarsınız. Lütfen oraya izleyip de kalkıp yargılamayın. Bu kısmı lütfen izleyin arkadaşlar. Çünkü yargılamaya hemen hakaret etmeye, aa sen niye böyle yaptın, günah değil mi falan demeye her an hazır insanlarız biz. Direkt böyle bir taarruza falan geçiyoruz. Dediğim gibi 2 ay, 2,5 aydır yatıyordu hayvan. Hayvana günah. Yani çünkü oluşmayacak bir yumurtanın da olmasının hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Bu yüzden yumurtayı altından aldım. Yumurtayı da kırdım. Yumurta çıkmış yani. Hani diğerlerini beklettim. Bir taneyi kırdım hani yumurta var diye. Diğerlerini beklettim. Diğerlerinde de aynı şey var. Yani yumurtalar oluşmuyor arkadaşlar. Çünkü sıcak tutmuyor. Yani yatmıyor. Yatsa da bir saat yatıyor. Bir saat sonra çıkıyor. Donanıyor. Keyfine bakıyor. Yani olmuyor. Papağan o şey anneliği daha yediremedi galiba. Çok erken oldu anne olması. Bilmiyorum. Öyle işte. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu yumurtalardan biri yeniydi ama hangisi bilmiyorum. Artık şansa deneyeceğim. Çünkü gerçekten hani bomboş duruyor. Her haliyle her türlü bomboş duruyor. Yani hani baktım, inceledim. Şimdi kırmak istiyorum. Aslında böyle şey de duruyor ama boş yani hani. Çizik mizik eski, kirli. Hani böyle boş çünkü çok boş bayağıdır yani 20 gündür belki fazladır duruyor elimde damarlanması gerekiyordu şimdiye. Şimdi inşallah boştur yani inşallah yanlış yapmıyorumdur. Allah kahretmesin yumurta var. Yumurta var. Bu belki de yeni yumurta var. Ya yumurta var ya. Ağlamak istiyorum yumurta var ya. Ya gerçekten çok üzgünüm. Büyük ihtimalle onlar da üzülecek. Bir tane yumurtayı kırdım ve yumurtanın içinden yumurta çıktı. Ama boş görünüyordu. Ve çok uzun zaman oldu. Büyük ihtimalle şu an o da bana kızıyor. Yumurtam nerede diyor. Çünkü birini aldım ve kırdım gördünüz. O kadar üzgünüm ki şu an. Benim yaptığım hataya siz de düşmeyin. Telefonun feneriyle hiçbir şekilde görünmüyor arkadaşlar damarları oluşmadığı için. Belki de oluşmaya. Ama şöyle söyleyeyim. Üstünde çok yatmadılar, çok durmadılar, çok ısıtmadılar. Daha yeni yeni durmaya başladılar. Bozulmamış da yumurta. Ama yani ben bu hatayı yaptım ve kırdım. Ama yani 20 gün oldu değil mi? Oldu yani hani 20 gün oldu fakat yumurtadan hiçbir şey olmadı. 24 gün falan diyorlar. Kalan 4 günde ondan damar çıkaracak gibi değil. Hiçbir şekilde oluşum olmamıştı çünkü. Yumurtaya yatmıyorlar yani. Yumurtanın üstüne sürekli dışarıdalar. Daha yeni yeni yatmaya başladılar. Belki de bu yüzden yumurta olmadı. Ama yumurta bozulmamış da. O kadar üzgünüm ki sadece geceleri yatıyorlar yumurtanın üstünde. Gündüzleri yatmıyorlar. Muhabbet kuşu gibi değil. Sakın cennet papağanı ve sultan sevda papağanının yumurtalarına dokunmayın arkadaşlar. Yani bırakın kendileri şey yapsın. Şu an ben çok perişanım yani gerçekten. O bir tane yumurtayı kırdım. Merakıma yenik düştüm. Yapmamalıydım. Ama yani 20 günü geçmişti yani ya da 20 günlük olmuştu ve bu beni çok perişan etti. Şu an o kadar üzgünüm ki bir yumurtam gitti, bir bebeğim gitti. Yani ben bir tane yani bebek olsun diye çok mutlu oluyordum, çok seviniyordum. Şu an belki de onlar da tartışıyorlar bu yüzden. O kadar üzüldüm ki yani hani boş diye çok şeydim hani emindim. Ama boş çıkmadı. Yani gerçekten siz bu hataya düşmeyin. Çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Merhaba arkadaşlar. Bunlar bebeklerim. Kavga ediyorlar şu an. Battaniye üstüne koydum polar olduğu için. Arkadaşlar bu tabakları gördüğünüz gibi içi çok pis. Pis haliyle bırakacağım. Temiz olduğu zaman ayakları kayıyor. Ama kum koyacağım. Buradan da gördüğünüz gibi birbirlerine giriyorlar. Nasıl böyle tüysüz, müysüz, daha yeni tüylenmişler. Hep beraber kum koyalım arkadaşlar. Anne de oradan çalıyor. Bir dakika getir. Onun içindeki pisini de göstermek istiyorum. Merak eden arkadaşlarımız olabilirler. Tabi burası bayağı bir karman çorman oldu. Çöp yeri olduğu için. Şu gördükleriniz arkadaşlar bunlar
Kuşun kendi pislikleri arkadaşlar bunlar. Hani videolarda izleyip de o ne diye soran olabilir aranızda diye düşünüyorum. Ne çok koyacaksınız ne az koyacaksınız. Bu böyle iyi. Uy, kurban olurum maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Daha yeni yerleştiler. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bu bir. Gel bakalım oğlum. Oğlan mı kız mı onu da bilmiyorum. İn. Bırakmıyor ya. Yapıştı. Bir. Bu iki. Ana birbirlerinin etlerini şey yapıyorlar. İki. Böyle yakından tuttuğum için bayağı büyük görünüyorlar ama büyük değiller arkadaşlar. Böyle üç. Lütfen maşallah subhanallah demeyi unutmayalım. Bu en büyüğü zaten. İlk yumurtadan çıkan. Aralarında bir hafta falan var. Yani ne çok büyükler ne çok küçükler. Böyle dört. Anne çıldırdı. Bırak bebeğim. Bırak bebeğim. Dört. İn bakalım. Beş. Bunlar iyice et. Çok korkuyorum elim alırken. Gelmiyor da. Hadi bebeğim. Beşti değil mi bu arada? Hadi bırak orayı. Kurtarıp geliyorum arkadaşlar. Takıldı çünkü gelmiyor. Hah geldi. Beşti değil mi? Üç. Bununla beş. Altı. Gel bakayım. Öteki de yedi. Gelmiyor. Şöyle yapalım. Küçük geliyor, büyük gelmiyor ya. Bırak şuradan ayağını. Hemen geliyorum. Bu şekilde de net bir şekilde görmenizi istiyorum. İlk zamanlar hayatta elim alamıyordum. Gözün açtı gördüğünüz gibi. Hiç elim alamıyordum. Çok korkuyor insan bunları ellerine almak için. Yani her haliyle görmenizi istedim. Daha bebek görüyor musunuz? Maşallah kurban olurum ya. Oy annesi. Elim de sıcak değil ha. İnin bakalım. Şu an biraz debelenecekler. Ah. Kımıldama. Sıcak arıyorlar. Üşüyorlar şu an. Ayağı bu arada böyle kalırsa çarpık olur. Ayağı haznenin içinde kalması gerekiyor. Bak kurtaramıyor işte. Bu yüzden dedim ayağı kayıyor diye. Eğer öyle kalmaya devam ederse çarpık olur. Sen şöyle bir kay bakayım. Şunlar bir içeri girsin. Kendini kurtaranlar kurtarıyor zaten. Bak. Bak. Birbirlerini eze eze. Sanırım içerisi tamam. Anneyi çıkartacağım şimdi. Gel anneciğim. Gel bebeğim gel kızım gel kızım gel. Kurban olsunlar verene gel. 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 Gel annesinin bebeği gel. Gel kurban olsunlar gel. Bak çıkma diyor kızıyor. Yuvama koy diyor. Ay ölürüm ya. Hayır hayır oraya koy diyor. Korkutma öyle. Bir anne bu kadar mı tatlı olur ya? Bir anne bu kadar mı tatlı olur? Maşallah kurban olsunlar verene ya. Benim güzel limonum. Annelerin en güzeli ya. Ha anneciğim. Maşallah kurban olsunlar verene ya. Bak bak bak. Ağza burnu. Ay demek gebertesin geliyor. Şu an kanı karşına bak. Kafaya bak kafaya. Ağza ağza vermişler. Maşallah demeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Allah nazardan saklasın. Bak bak kanadının altına sokuyor. Bak 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 bak. Aç kanadını diyor. Isıt beni diyorlar. Üşüdüler benden. Maşallah ya. Savaş var orada. Tamam daha rahatsız etmiyorum. Kuzum benim. Burada kıskançlar var. Çok kıskandılar. Ne var? Sizin de bebeğiniz var.
Tabii yumurtanız var ama bebeğiniz olacak. Onları da seveceğiz. Onları da döveceğiz. Onları da alacağız, böyle hışmalayacağız. Değil mi annem? Kurban olsunlar ya. Yerlerini göstermek istiyorum uzun zamandan sonra size. Evet. Gördüğünüz gibi maşallah demeyi unutmayın. Şu an 3 tane görünüyor. Önceden yumurtaları gizlemiş ve saklamıştılar. Hala yumurtalar gizli ve saklı mı yoksa bunlar yeni mi hiç bilmiyorum. Sen ne dersen 3 tane yumurtamız var diye düşünüyorum toplamda. Çünkü diğer yumurtaları göremedim. Biraz daha çalı vermem gerekiyor galiba. Bunlar çalısız maalesef yumurta saklayamıyorlar. Kum istemiyorlar yani. Ama muhabbetler kum istiyor. Cennet papağanı ve sevda papağanı kum istemiyor. Onlar çok daha farklı bakıyorlar. Neden böyle bakıyorlar bilmiyorum. Yeniden flaşla bakmak istiyorum yumurtalarına. Başladı. Merhaba arkadaşlar. Limonla oyunumuz. Biraz saldırgan olduğu için ellerimi gizliyorum. Ama yoruldu, bayağıdır oynuyoruz. Bu arada limonun eşi kaçtı. Cam kapı açıktı. Gene kaçırdık. Biricik kaçırdığımız gibi. Biricik geri geldi ama karga geri gelemedi. Büyük ihtimalle öldü. Bebekler de anneyi vermiyorum. Çünkü anne bebekleri dövüyor. Öldüresiye dövüyor. Baba doyuruyordu. Baba da olmadığı için şırınga yardımıyla ben doyuruyorum. Yoruldu, yoruldu. Yoruldu, yoruldu. Benim kuşum yoruldu. Benim kuşum var ya, benim kuşum yoruldu. Gel. Canavar. O canavarı ne yiyorum seni? Oh, sinir oldum. Ne yapıyor senin oğlum? Bak seni. Ne yapıyorsun sen? Bak bakışa bak. Ne oldu? Hani? Hani su? Aç aç diyor. Resmen aç diyor ya. Ama kapattın. Bak bak bak. Yıkanmayı seviyor güzel. Ama hasta olacaksın, olmaz. Hasta olacaksın, tamam yeter.